Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte bu videoda birinci olarak yeni gelecek olan Godzilla'yı göstereceğim. Biliyorsunuz ki 12. sezonda da gelmişti. Şimdi 18. sezona geldik ve tekrardan gelecek ve bunun yeni de bir trailer olacak. Tabi set olarak ne verecekler o kadar bilmiyorum ama sizlerle birlikte bugün hem Godzilla'nın teaserını izleyeceğiz. Teaser fragman aynı şey aslında. Daha sonrasında ise merak edenler için Karaki'nin ne zaman gelecek sizlere onu göstereceğim. Ayrıyeten de Karaki'nin trailerını birlikte izleyeceğiz ve ondan sonrasında ise PUBG Mobile sizlere bir redeem kod dağıttı. Böyle Türkiye özel 4 tane 5 tane falan redeem kod var. Tabi onlar bitti mesela işte nasıl diyeyim. Mezarcı PUBG Mobile, Vural PUBG Mobile, ondan sonra Doğ PUBG Mobile gibi kodlar vardı ama onlar Türkiye için sınırlı olduğu için çok çabuk bir şekilde bitti. Ben onları bu videoda koymayacağım. Ben global olan limitleri bol bol olan kodlardan göstereceğim sizlere. Eğer ki başka kodlar da varsa böyle videoların altına falan korum. Hani videoyu editledikten sonra yeni kodlar çıkarsa videoya korum, yorumlara yazarım falan filan bir şekilde ben sizlere ulaştırırım. En kötü Instagram'da hikaye falan atarım artık yani öyle bir şeyler yaparım. Şimdi isterseniz ilk önce hemen videomuza geçelim ama geçmeden önce hala like atarsan bir like'ını alırım ve eğer ki beni ilk defa izliyorsan takip ederek de destek olabilirsin. Şimdi isterseniz ilk önce Godzilla'dan başlayalım. İsteyenler videoları atlayarak izleyebilir. Ben hepsini sizlere göstereceğim kafanıza göre. Tek video 3 video aslında öyle bir şey. Şimdi ilk önce gelelim Godzilla'nın trailerına. Yeni Godzilla tekrardan sizlerle olacak. Tam olarak tarihini şu anlık bilmesek de ama geleceğini biliyoruz. Hatta şu anda oyuna böyle ayak izleri falan tekrardan yavaş yavaş geliyor. Biliyorsunuz ki eskiden de gelmişti. Hemen şöyle trailer'ı başlattım. Umarım müzikten telif yemeyiz. Hatta birazcık şöyle şey yapayım. Çünkü bu şeyler biliyorsunuz ki PUBG Mobile'a ait. Hani umarım müziği telifsizdir diye düşünüyorum. Böyle Godzilla'lar falan tekrardan geliyor. Bu Godzilla'nın setini bu arada biliyorsunuz Sarka falan gelmişti bayağı bayağı baya güzeldi. Trailer'ımız bu şekilde. Umarım ki bayağı bayağı güzel olur derim yani. Ama keşke biz de alabilsek mesela bizim de alabilmemiz için klasik sanda Godzilla getirseler ben de fena olmaz diye düşünüyorum hani. Bence getirseler güzel olabilirler. Hani böyle güzel bir aksiyon falan filan teaser yapmışlar fakat tabi oyuna geldiğinde bu kadar biz böyle şeyler göremeyeceğiz. Fakat bu oyuna gelecek ve böyle bayağı bir firmada birleşmiş zaten. Bütün firmaları burada görebilirsiniz. Bu tekrardan oyunumuza gelecek arkadaşlar. Geldiğinde de bayağı bayağı güzel olacak diye düşünüyorum. Umarım ki Godzilla setini birçoğunuz biliyordur. Hani görmüşsünüzdür. Böyle siyah işte bayağı bayağı güzel bir şeydi. Bir de bunun ejderlisi vardı. Böyle 3 tane ejder kafası falan çıkıyordu sanırım. Tam hatırlamıyorum ama öyle de bir şeyler var yani. Ve geldik sırada Karakin'e. Birçoğunuz Karakin'in ne zaman geleceğini merak ediyor. Burada da teaserla Karakin'in ne zaman geleceğini sizlere açıklayacağım. Karakin Nisan'ın 7'sinde oyunumuza gelecektir. Haberiniz olsun. Peki bu Karakin'de neler var dersen söyle bir 15-20 saniyelik bir fragmanı var. Hani daha fazlası yok. Şu anlık bu kadar. Birazcık Avengers müziği falan katmışlar böyle ama aslında PUBG Mobile'ın değişik bir müziği ve böyle patlayıp çok tatlı bir şekilde Karakin yazısı çıkıyor ve bence hani baya baya güzel olmuş. Karakin 04.07'de yani Nisan'ın 7'sinde oyuna gelecektir arkadaşlar. Bir kere de şöyle bir daha göstereyim ben yine de fragmanı belki hani daha güzel anlamak isteyenler varsa diye. Bence Karakin güzel olacak. Divik'ten daha çok oynanacağını düşünüyorum ben şahsen. Çünkü Miramar'ın küçültülmüş bir hali ve burada daha güzel savaşlar olacak. Bence baya baya güzel. Ve şimdi geldik redeem kod kısmına. PUBG Mobile sizlere böyle birkaç tanecik redeem kod verdi. Hatta şu anda ben bu videoyu çekerken PUBG Mobile 3. yıl dönümü diye bir işte PUBG Mobile Türkiye'nin kanalında bir yayın var. Böyle şarkı falan çalıyor. Ben biraz izledim. Sonra dedim videoyu unutmayın bunu çekeyim. Ben orayı da izleyeceğim. Hani böyle kodlar falan çıkarsa bu videonun bir yerlerine koymuşsundur. Haberiniz olsun. İlk önce PUBG Mobile'in kendi verdiği kodları sizlere göstereyim. Bu arada şu 3. yıl dönümü kodlarını merak eden arkadaşlar varsa biz Discord'da 5 tane kod paylaştık. Onları da Discord'dan girip alabilirsin yani. Bu 3. yıl dönümü etkinliğinde kullanabilirsin. Haberin olsun. Bu arada videoyu tam olarak böyle ortada bölmek istiyorum. Hani bu kodları belki Discord'a giremeyen arkadaşlar vardır. Discord kullanmayanlar vardır diye. Ben yine de videoda göstereyim. Hani geçen gün videosunu çektim ama olsun hani ben yine de sizlere göstermek istiyorum. Buradaki kodları şöyle Discord'umu açtım hemen sağ taraftan ve 3. yıl dönümü kodları kısmına geldim ve daha sonrasında ise buraya koydum. Mesela burada birinci kodumuz bu şekilde.
şekilde beni kapatmıyor. Okey. İkinci kodumuz bu şekilde. Üçüncüsü böyle. Dördüncüsü böyle. Beşincisi de böyle. Eğer ki buraya yeni kodlar gelirse altına ekleyeceğiz. Buradan hani bunları göründüğü gibi yazmaz gerekiyor. Bu arada I'sı olsun, İ'si olsun, B'yi olsun, küçüğü olsun, Ö'sü olsun, O'su olsun. Hani bunların hepsini bu şekilde yazmanız gerekiyor kullanmak için. Haberiniz olsun. Ayrıca sizlere bir şey daha söyleyeyim. PUBG Mobile bu etkinlikte her gün 3 iPhone, 3 de iPad kulaklık veriyor. Hani mesela buradan ödüller kısmına bakın. Bugün ne verilmiş? 3 tane, 2 tane iPhone, 2 tane AirPods, bir de burada 3. Hani 3'e 3. Daha fazla buradan çevirirsen sizlere buradan bir şey çıkmaz. Hani klasik etkinlik gibi düşün. Şuradaki ödüllerden verir. Hani bunu da sizlere buradayken söyleyeyim dedim. Haberiniz olsun. Yani eğer ki biriniz iPad falan kazanmak istiyorsa hani haberiniz olsun. iPad mi? iPhone 11 mi? Daha cihazın tam adını bile bilmiyor ama iOS olduğu, iPad olduğu kesin, onu biliyorum. Şimdi devam edelim. Şimdi buradan etkinlik tuşuna basıyorum. Ben buradan önerilenler kısmına geliyorum ve burada bir tanecik 3. yıl dönümü kutlaması diye bir etkinlik var ve burada sizlere aslında kodlardan birini vermişler. Bir diğerini de ben araştırıp, İngilizce olduğu için kodlar hani bayağı bir araştırmaz gerekiyor. Böyle direkt çıkmıyor diyebilirim. Mesela burada Happy Year Birthday işte İngilizcesi, Türkçesi içine bir 3 yazmışlar falan filan. Bu kodlar nereye gireceksiniz? Gelelim o kısma. Daha sonrasında ise ödülleri ben sizlere göstereyim. 2 ödülleri de ben aldım. Hatta direkt şöyle verilen ödülleri göstereyim ben size. Daha sonrasında kodları nasıl kullanacağınızı göstereyim. Burada bana bir tane süreli bir set verildi. Bu kodlardan birinde bu süreli set alacaksınız ve süreli set sadece bir günlük Neon Punk Eşofman. Hani bunun sezon 6'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Bunun böyle bir tık daha güzel versiyonunu vermişlerdi. Aynen. Bu da Neon Punk mavi seti. Yani bununla bunun arası da birazcık şeymiş gibi, böyle o eşofman stili bu normal stili. Hani bunu bir günlük veriyorlar, eğer bu kodu girerseniz hepiniz alabilirsiniz. Ayrıyeten bir tane malzeme sandığı, iki tane de emoji alabiliyorsunuz. Tabi emojiler de süreli bu arada, yani haberiniz olsun. Diğer şeyi de göstereyim sizlere. Emojiler kısmına geldiğimizde ise İki tanecik de süreli emojimiz var. Buradan emojilerden biri bu şekilde. Bunlar hani sezon 3 falandı sanırım. Oralara falan ait, hani bayağı bir eski. Ama herkese hadi böyle bir tadımlık kullan, bir günlük vereyim gibi vermişler. Mesela bende bu poş 2 patlıyor. Bende vardı diye biliyorum kalıcısı. Hatta bakayım ben, aynen. Burada poş 2 patlıyorun kalıcısı var. Fakat şu diğeri büyük ihtimalle parçala dediğimde üstünde yazar diye düşünüyorum. Aynen bu. Mesela 3. sezon bende yok. Çünkü ben hani 3. sezonda Royal Pass'ım yoktu ve o yüzden yok. Ama gidip mesela sezon 2'de şunu almıştım. Böyle beleş olarak verilenlerde mesela bu vardı. Böyle değişik bir şey. Şimdi geldik redeem kodları nasıl gireceksiniz? Redeem kod girmediysen Google'da PUBG Mobile redeem kod yazıyorsun. Zaten hani RDM kod falan filan o şekilde yazılıyor. Bunu kolay bir şekilde yazabilirsiniz. İlk önce yukarıya oyun içi ID'nizi girmeniz gerekiyor. Eğer ki ID'nizi bilmeyen arkadaşlar varsa, hani oyunu uzun süredir oynayıp hala bilmeyenler varsa, profilinize gelip sol yukarıdan görebiliyorsunuz. Ayrıca buradan da bana popülerlik atmak isterseniz popülerinizi de alırım efendim. Şimdi devam edelim. Şimdi mesela birinci kod tam olarak nerede? Buradan geliyorsun etkinlik kısmına. Önerilenlerde burada işte Happy Year Bir Titay falan filan filan, işte İngilizce mökkine siz anladınız. Bu kodu girdiğinizde bu ödülleri alabiliyorsunuz. Kodu nereye gireceğini bilmeyen arkadaşlar varsa da hemen şöyle göstereyim. Buraya Redeem Pidding kod falan filan diyor. Buraya yapıştırıyorsunuz bunu. İsterseniz elinizde de yazabilirsiniz. Burası bu arada I harfi olacak. İ yazarsanız parametre hatası verebilir. Haberiniz olsun. Daha sonrasında ise eğer ki kod hatası verirse, mesela örnek veriyorum. Ben böyle 21-21 yaptım ya. Böyle kod hatası verdi. Burayı bir kez yenileyin, yoksa bu hata düzelmez. Hani en başa dönmeniz gerekir. Mesela ben bu kodu işte aldın diyor. Çünkü ben bunları hani videoyu çekmeden önce gittim ve aldım emin olmak için. Daha sonrasında ise bir de ikinci kodumuz var. İkinci kodumuz ise arkadaşlar drop the B at. Hani B ile A'nın arasında bir 3 var. Diğerleri görmüş olduğunuz gibi yazıyorsunuz. Ve daha sonrasında ise yine aşağıya bir kere yenileyin. Sonra 70-78 deyin. Redeem deyin ve bunu onaylayın. Daha sonrasında ise bu ödülü de alabilirsiniz. Bunların toplamında 2 tane emoji, 1 tane malzeme sandığı, bir de şey veriyordu, giysi veriyordu. Bu kadar, hani başka bir şey yok. 5 tane ödül var. Eğer başka kodlarda varsa ben böyle aşağılara falan yazmışımdır. Onu da dikkat et. Ve kodlarımız bu şekildeydi. Hani elimden geldiğince sizlere kodlar nasıl kullanılır, Godzilla seti olsun, Karakin olsun, hepsini sizlere göstermeye çalıştım. Bunun için bir like atarsan çok tatlı olur bence diye düşünüyorum. Eğer ki bildirimleri açmadıysan da bildirimleri açıp daha fazla bu türde videolarımdan faydalanabilirsin. Ben yavaştan kaçıyorum. Kendine
iyi bak diyorum ve hani benden de bu kadar, daha fazla da videoyu uzatmak istemiyorum. Görüşürük, kendine iyi bak. Akşam 5'te yayında görüşmek üzere. Bu videoyu da büyük ihtimalle saat 9'da falan yayınlamışsındır, hani herkesin haberi olsun istediğim için. Görüşürüz, ben kaçıyorum.